Tekrar merhaba arkadaşlar. Furkan Kılıçarslan isimli bir kanal takipçimizin bir sorusu var. Onu yanıtlamaya çalışalım kendisi için. Muhtemelen bu durumda olan arkadaşlara da faydalı olacaktır. Furkan Kılıçarslan demiş ki, merhaba, ben 13 yaşındayım, bir yüzme kursuna gidiyorum. Ben yüzüstü suda kalamıyorum, nasıl kalabilirim? Sevgili Furkan, kanalı takip edersen ve yayınlamakta olduğumuz videoları izlersen bazen bunlarla alakalı bilgiler veriyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli takip etmeni, izlemeni ve dinlemeni rica ediyorum. Çünkü belli fizik kurallarından bahsettiğimiz birkaç videomuz da var ama yeri gelmişken senin için tekrar edelim. Ve birkaç da örnek yapalım. Şunu bilmelisin, su üzerine kalma tamamen bir fizik kuralıdır. Bahsettiğimiz gibi önceden suyun kaldırma kuvveti bir birimdir. Bizim özgül ağırlığımız ise 0,99'dur. Yani batmamız çok zordur aslında fizik kuralı gereği. Bu apayrı bir konu, detaya girmeyeceğim. Ama suyun üzerinde durma konusunda bu işin çok da zor olmadığını kabullenmeliyiz. Profesyonel bir yardımla zaten. Aman asla tek başınıza denemeyin derin yerlerde. Profesyonel bir yardımla suyla barışmanız çok kolaydır. Şunu bilmeni istiyorum yalnız. Su üzerinde yüzüstü durmak ya da sırt üstü durmak hiç fark etmiyor. Hepsi aynı konulardır. Suyun kaldırma kuvvetinin aşağıdan yukarıya doğru olduğunu bilmelisin. Yani su üzerinde dik olarak durmaya çalışırsan, yani bir kalem gibi, kaldırma kuvveti sadece ayak tabanlarına doğru uygulanacaktır. Yani su seni yukarı doğru itmeye çalışırken sadece ayaklarından destek alabilecek. Şimdi gözünün önüne getir. Böyle mi olması daha uygundur? Ya da tamamen yatay olduğunu kabul et. Sırt üstü ya da yüz üstü fark etmiyor. Yatay olduğunu kabul et. Örneğin bütün vücudun suda yattı. Kaldırma kuvveti bu sefer seni yukarı doğru kaldırmak için her yerinden destekleyecektir. Böylece çok çok daha fazla kaldırma kuvvetine maruz kalacaksın. Sadece ayak tabanın ise çok kısa bir mesafe ama bütün vücudun çok daha fazla yüzey alanını kullanacaktır su seni yukarı doğru kaldırmak için. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar tamamen yatay olduğumda yüzüm suda kalıyor işte nefes alamıyorum diye düşünebilirsin, problem yok. Belli bir açıda işte atıyorum 45 derecelik bir açıda da çok rahat su üzerinde kalabilirsin. Çünkü yine kaldırma kuvveti uygulanacaktır. Önemli olan sadece dik olma, belli bir açıda tamamen yatay ya da 45 derece açıda olman oldukça yeterlidir. Şimdi bununla ilgili bir video yapmıştım daha önceden. Bunu bir izleyelim. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Bak bakalım şimdi yüzüstü su üzerine kalma hareketlerine bir örnek. Biz buna uyuyan adam diyoruz. Bir izleyelim bakalım. Bak şimdi burada bahsetmiş oldum. Yıldız adam dediğimiz, yani uyuyan adam diğer adı. Kollarımız açık, bacaklarımız açık. Hacmimizi yüzey alanımızı ne kadar büyütürsek o kadar iyidir. Dolayısıyla suyun kaldırma kuvveti aşağıdan yukarı doğru olduğu için de kollarımıza, yüzümüze, gövdemize, bacaklarımıza her yere etki ediyor. Bu şekilde rahatlıkla suyun sizi kaldırdığını görebilirsiniz. Evet sevgili Furkan, şimdi yüzüstü uyuyan adam ya da yıldız adam dediğimiz çalışmayı gördün. Aynı mantıkla bunu ters çevirsen bir de bunun sırt üstü hali mevcut. Bir de ona bakalım şimdi. Aynanın tersini yapmak da mümkün. Hiç fark etmiyor. Hatta birçok insan bunu tercih ediyor. Çünkü nefes problemi olmuyor ağzı dışarıda olduğu için. Sırt üstü yatarak, kolları, bacakları açarak bu şekilde suyun sizi kaldırdığını görebilir, hissedebilirsiniz. Suya olan güveniniz bu sayede artacaktır. Bunun üzerinden artık devam edebilirsiniz eğitimlerinize. Evet, sırt üstünü de gördüm. Bu genelde daha çok tercih ediliyor. Çünkü bunda nefes problemi olmuyor. Ağzımız ya da burnumuz su dışında olduğu için daha rahat yapılan bir çalışma diyeyim. Dolayısıyla su üzerinde durma konusunda öncelikle sırt üstü yıldız adam pozisyonu çalışabilirsin. Kendini geliştirdikten sonra yüz üstü yıldız adam pozisyonu da deneyebilirsin. Bakalım başka sorun var mı? Gördüğüm kadarıyla başka bir sorun yok. Takipte kal. Soruların varsa yine iletebilirsin. Siz değerli kanal takipçileri de aynı şekilde sorularınız varsa
Yazmaya gayret edin. Elimden geldiği kadar yanıtlayacağım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle o halde.